Merhaba arkadaşlar, evime ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugünkü video konumuz çiçek açmış orkidemizin çiçeğini üzerinde uzun süre, aylarca nasıl tutabiliriz? Çiçek açan orkidemizin çiçeğinin sağlıklı ve burada olduğu gibi canlı ve ilk günkü açtığı gibi kalması için neler yapabiliriz? Ya da orkide aldık, evimize getirdik. Üzerinde çok güzel harika çiçekleri var ve açmayan tomurcukları var. Bir taraftan çiçek açarken bir taraftan tomurcuklarını büyütürken orkideye nasıl bir destek sunmalıyız? Onunla ilgili çok güzel bir püf nokta paylaşacağım. Ve orkide sulamasıyla ilgili çok harika bir yöntem sizlerle paylaşacağım. Yöntemimiz çok basit, uygulamamız çok basit. Sadece uygulamamızı ya da yöntemimizi uygularken ya da çiçeğimize bu bitki besinini verirken aralığa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi orkideler arkadaşlar çiçeklerini açtıktan sonra eğer tomurcukları da varsa bir taraftan çiçeklerini, bir taraftan tomurcuklarını, bir taraftan çiçek dallarını, yeni açacak ya da açmakta olan çiçek dallarını, köklerini ve yapraklarını besleyerek aynı şekilde sağlıklı ve sert yapraklara sahipken sağlıklı çiçeklerini de koruyarak yeni tomurcuklar açabilmeleri için onların desteğe ihtiyacı var. Orkidelerin insan bedeninde olduğu gibi çeşitli vitamin ve minerallere de ihtiyacı olmakta. Orkide yaprağının sertliğini korurken aynı zamanda kök gelişimini sağlayabilmeli. Kök gelişimini sağlarken de sağlıklı kökler geliştirip kök kaybı yaşamadan bu aldığı topraktan ya da bitkinin sahip olduğu saksıda alabildiği bitki besinleriyle bütün çiçek dalları ve çiçeklerini de besleyebilmeli ve çiçeklenme dönemini sağlıklı atlatan orkide tekrardan uykuya, sağlıklı bir şekilde dinlenmeye kendini almalı ve bu dinlenme süresi sonucunda da tekrardan yeniden çiçek açmaya kendini hazırlamalı. Bunu yapabilmeleri için de onlara arada destek sunmamız gerekiyor. Şimdi bildiğiniz gibi aldığımız orkidelerin köklerinde bir süngerle geliyor. O sünger içerisinde aslında bitkinin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek vitamin, mineral ve hormonlar bulunmakta. Bu vitamin ve mineral ve hormonları içeren bu süngerleri bir süre bitkimizin kökünden çıkarmayabiliyoruz. Yani bir ay, iki ay kenarlardan şöyle direkt süngerin olduğu kısımdan değil, şöyle kenarlardan saksımızın şu kenar kısımlarından sulayarak süngeri çıkarmadan 2-3 ay bakabilirsiniz. Eğer orkidenizin sağlığı sağlıklı bir şekilde yürüyor ve hiçbir şekilde orkidenizde sararma, yaprak kaybı ya da sağlıklı bir şekilde kök gelişimini sürdürüyorsa süngerin kalmasında çok bir zarar yok gibi. Ama bir süre sonra orkidenizin yapraklarında sararmalar ya da orkidenizin geldiği günkü canlı ve sağlığını kaybetme durumu oluştuğunda artık o süngerin içerisindeki vitamin ve mineraller bittiği için ve sünger de suyu eğer sulamayı da ayarlamıyorsanız, çok fazla sulama yapıyorsanız bu sulama sonucunda da orkidenizin kökündeki o sünger tam dip kısmında orkidenin gövde kısmında mantarlar ve bakteriler oluşmasına sebep olacağı gibi orkidenizde önde yaprak kaybı, kök kaybı ve daha sonra da bitkiyi komple kaybedebilme sonucunu doğurmakta. Onun için bunu kontrollü bir şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Ama 2-3 ay kalmasında hiçbir sakınca yok. 2-3 ay sonra süngerini güzelce çıkarıp kökleri güzel bir musluğun altına yıkayıp tekrardan orkidenizi orkide toprağıyla dikerseniz orkidenizin ömrünü uzatmış olursunuz. Şimdi benim çiçeklerime evde uyguladığım ve çok başarılı sonuçlar aldığım ve orkidelerin özellikle çiçek dalı ve çiçeğini dalında tutarken henüz uykuya geçmemiş ve yeni bir yaprak oluşturma sezonunu açmamış olduğu dönemde, yani şurada şekilada olduğu gibi çiçeği üzerinde ve yeni çiçekler açma ihtimali, bakın şuralardan, şu uçlardan yeni çiçekler açma ihtimali çok yüksek, tomurcuklanma başlamış.
Bu şekilde devam ediyorsa benim size yapacağım kürü mutlaka orkidenize uygulamanız onun ömrünü uzatacaktır. Bu uyguladığım kür sayesinde arkadaşlar bu orkidem çiçeğini dalında öldürmeden aylardır muhafaza etmekte ve bir diğer orkidem ise bakın size şöyle yakından göstereyim. Sadece iki yaprak kalmıştı ve artık bu orkideyi kaybediyor muyum, ölüyor mu, ölmüyor mu diye şüpheye kapıldığım sürede bu kürü uygulamaya başladım ve bu kür sayesinde gördüğünüz gibi orkidem kökünden şöyle daha yakından göstereyim. Kökünden K2 verir gibi çok harika bir bakın 1, 2, 3, 4 tane yaprak ortada da bir yaprak geliyor. Yaprak açtı ve yeniden kendine geldi ve çok harika bir şekilde gelişimini sürdürmekte. Diğer taraftan merak eden arkadaşlara da yapraktan ürettiğim orkidem şu anda yaprak bayağı bir genişledi, büyüdü ve sağlığını koruyor. Hiçbir sıkıntımız yok, onu da göstereyim. Şimdi bu kürü nasıl uyguluyorum? Ben bu kürü şimdi orkidenin tamamını suladığımızda kök çürümesi olacağı için bu tamamını sulamıyoruz arkadaşlar. Bakın köklerimiz çok sağlıklı ve çok güzel. Hiçbir şekilde köklerde çürüme yok. Çünkü ben buna bahar bakımını yapıyorum. Toprağını kontrol ediyorum. Kökünde böcek ya da çıyan oluşmuşsa hastalıklı toprağı alıyorum. Sağlıklı fırında izolasyonunu yaptığım toprakla değişim yaparak orkidemin büyümesini, gelişmesini destekliyorum. Şimdi kürümüzde ne vardı? Kürümüzde şöyle bir fincan suyumuza şöyle arkadaşlar. Aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kadar limon ekliyoruz. Başka hiçbir şeye gerek yok. 2 yemek kaşığı limon ekledikten sonra böyle bunu sulandırıp bütün saksıyı sulamıyoruz. Sadece içinden 2 tane, 2 kaşık alıp orkide çok büyük. Evet diyeceksiniz. O 2 kaşık yeterli mi olacak? Yeterli oluyor. Sadece 2 kaşık alıp şöyle kök kısmına şurada da olduğu gibi sağ ve sol tarafına şöyle bu 2 kaşık limonlu suyumuzu veriyoruz. Bakın yaprak orkideme de veriyorum aynı şekilde. Ve bu şekilde orkidelerimi bu kürü 15 günde bir eğer sulama yapacaksam sulama yaptıktan sonra iyice süzüldükten sonra bunu en son bir gün ya da 2 gün sonra bugün suladıysam yarın 2 kaşık şöyle kök kısmına limonlu suyumu veriyorum. Aynı şekilde eğer sulamayı yaptıktan sonra ayda bir, 15 günde bir artık sulama aralığı havanın sıcaklığına bağlı değiştiği için eğer kökler burada gördüğünüz gibi ıslak, nemli ve orkidenin tekrardan bir sulamaya ihtiyacı olmadığı zaman da bu şekilde hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı limonu, 1 fincan suda hazırladıktan sonra orkidemizin şöyle kök kısımlarından bir kaşık bu taraftan, diğer kaşığı da diğer taraftan vererek orkidemin desteklenmesini sağlıyorum. Evet, söylediğim gibi arkadaşlar bu kürü aynı şekilde uygularsanız yaprak kaybı yaşayan orkideniz yeniden yaprak açmaya, güçlenmeye, K2 vermek isteyen orkide K2 vermeye ya da çiçekli olan çiçek dalı üzerinde olan orkidenizde çiçeğini sağlıklı bir şekilde koruyarak harika bir şekilde yaprak sertliğinde koruyarak sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürmekte. Anlatacaklarım bu kadar. Yorum kısmına sorularınızı ve yorumlarınızı bırakırsanız sizlere cevaplamaya çalışacağım. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.